Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve fonksiyonların 5. videosundayız artık. 6 video sürecek fonksiyonlar. Ee, ve biz artık 4. videoyu bitirdik, 4. dersi bitirdik. 5. videodayız. 5. videomuzun konusu da fonksiyonun tersi. Ters fonksiyonu işleyeceğiz. Arkasından da hemen ...fonksiyonlarda grafik yorumlamaya girişeceğiz. Grafik çizmeyi öğreneceğiz. Grafikleri yorumlamayı öğreneceğiz. Artanlığı, azalanlığı öğreneceğiz. Grafik üzerinden tanım kümesi, görüntü kümesi bulmayı öğreneceğiz. Gibi gibi şeyler yapacağız. Yani işimiz, yolumuz biraz uzun. Bugün seninle birlikte... ...fonksiyonun tersi 245. sayfada... kitabımızdan, Kaynak kitabı olarak da Barış Yayınları... ...video ders kitabını kullanıyorum arkadaşlar. Dileyen, incelemek isteyen, almak isteyen varsa... Açıklama kısmındaki linkleri inceleyebilirler tabii. E, fonksiyonlarda 245. sayfada olduğumuzu söylemiştim. Fonksiyonun tersi, ters fonksiyon. 245'i bitirmişiz, 246'dayız özür dilerim. Bugün e, fonksiyonun ile alakalı seninle beraber geleceğimiz yer 248. sayfa. Yani e, yaklaşık 2.5 sayfa gibi bir konu işleyeceğiz bugün bu derste. Hemen arkasından diğer derste de fonksiyonlarda grafik yorumuna geçeceğiz. Fonksiyonlarda grafik yorumu, yani grafik soruları olduğu için sayfa sayısı biraz fazla gibi görünüyor. Ama aşağı yukarı ters fonksiyonla aynı miktarda, aynı uzunlukta bir ders olacak. Belki biraz daha uzun olabilir. Oradan nereye kadar geleceğiz hemen söyleyeyim. 253. sayfaya kadar geleceğiz. Toplamda 96 örneği bitirdikten sonra fonksiyonda artık fonksiyonlar ÖSYM bakışa girişeceğiz. ÖSYM bakışta 57 tane örnek olduğunu söylemiştim. Hemen ardından da SML bakış testleri gelecek. Yaklaşık bir 12 tane de soru da var. Yani 70'e yakında burada sana ÖSYM tarzında Kolayı da olacak ortası da olacak zor soruları da olacak şekilde sorular çözeceğiz Tabi hepsi ÖSYM tarzında olacak yani sonuçta ÖSYM sorunca zor olmuyor orta seviyede soru da soruyor kolay seviyede soru da soruyor e zorunu da soruyor hepsini göreceğiz ve seni artık ÖSYM'de karşına çıkabilecek soruları çözdükten sonra sen artık fonksiyonu azar edeceğiz ama fonksiyonla aranı hep ama hep iyi tut tamam bunu sakın unutma bu söylediklerim kulağına küp olsun evet gençler Şimdi dilerseniz dersimize başlayalım çünkü başlamasak bitmez gençler. Dolayısıyla gelin beraber sorularımıza başlayalım. 246. sayfadaki ters fonksiyonu açtıysanız önünüzde karşınıza da ben varsam hazırız demektir. Hadi geçelim derse. Evet fonksiyonların 5. dersinde izledik. 56. gündeyiz kampta ve 72. de videodayız arkadaşlar dilek ola 72 video çekmişiz. 72 tane ders yapar bu. Çok güzel oldu açıkçası. PYT matematiği artık seninle birlikte bitirmek de üzereyiz. Şimdi ters fonksiyon nedir abi? Ona bir bakalım. Hani biz bir fonksiyon veriyorduk hep f fonksiyonu. İşte bunun tanım kümesi A, görüntü değer kümesi B olmak üzere. Eğer bu fonksiyon birebir ve örten bir fonksiyonsa, birebir ve örten bir fonksiyon olması şart. Bir fonksiyonun tersini de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örtenlik şart arkadaşlar. X eleman A yani tanım kümesinden seçilen bir x elemanı için fx eşittir y iken f'in tersinde y x oluyorsa yani sen artık yeni bir fonksiyon üretiyorsun f'in tersi diye onun da y'nin görüntüsü x'i verecek şekilde bak az önce x'in görüntüsü bize y'yi veriyordu yani x'in görüntüsü y'ydi Şimdi yeni bir fonksiyon üretiyorsun o fonksiyonda da y'nin görüntüsü x olacak eğer böyle bir fonksiyon buluyorsan tamam mı biz bu f, f üzeri eksi 1 yani o fonksiyona fonksiyonu ters ediyoruz. Ve bunu da f üzeri eksi 1 ile gösteriyoruz ters fonksiyon olduğu için. F fonksiyonu a kümesinden b kümesine tanımlıyken e tabi f'in tersi b'den a'ya tanımlıdır. Mesela şurada çok güzel görselleştirdik. Diyoruz ki işte a kümesi tanım kümesi b kümesi değer kümesi iken f fonksiyonu a'ları alıp b'lere dönüştürüyor. E, ters fonksiyon ne yapıyor? Bu sefer tanım kümesi b, değer kümesi a B'leri alıyor. Buradaki B'leri A'lara dönüştürüyor. Yani geri gönderiyor bunu. Tamam. Yani A'yı B'ye götüren e, fonksiyonu B'yi A'ya geri götüren fonksiyona biz ne diyoruz? Ters fonksiyon diyoruz. Güzel. Şimdi bunun bununla alakalı bazı özellikler var. Bunlara bir bakalım. Ters fonksiyon önemlidir arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Diyor ki bir fonksiyonun tersinin eşleştirme kuralını bulmak için adım adım y fx kuralında x yerine y, y yerine x yazılır elde edilen eşitlikte y yalnız bırakılır. Bulunan ifadede yani y yalnız bıraktın ya o y dediğimiz şey f'in tersi olur. Şimdi birazdan bunları sorular üzerinde göstereceğim. Ekstradan, ekstradan farklı bir kural daha vereceğim sana. Farklı bir yöntem daha vereceğim. Yüksek ihtimal farklı verdiğim yöntemi daha çok seveceksin. E, bu şekilde karışık değil. En azından daha e, anlaşılır biçimde fonksiyonun tersini bulacaksın ve çok daha basit biçimde. Unutma. fx eşittir ax artı b ise bunun tersi x eksi b bölü a'dır. Yani aslında bak açıkçası şudur. Hani x'i yalnız bırakmak burada ne demektir aslında? fonksiyon. yani bu denklemin kökünü bulmak demektir. İşte bunun kökü aslında. x eksi b bölü a. Yani şöyle. Hocam bunun kökü eksi b bölü a değil mi? İşte eksi b bölü a lakin. Lakin. Şöyle. x'i burada yalnız bırakmak istiyorsun ya. Hani ne demiştik şurada? x yerine y, y yerine x yaz demiştik. E şimdi y burada y eşittir fx fonksiyonu değil mi? Evet. O halde y eşittir ax artı b'de. Buna x, buna y dersen açıkçası burada y'yi yalnız bırakacaksın. Bu da ne demek oluyor? b'yi karşı yattım. x eksi b bölü a. Yani hocam ben artık, artık şunu söyleyebilir miyim? Şuradaki hani beni, bana kökü verecek biçimde. Hani pratik olsun diye. Mesela örnek veriyorum. 2x eksi 5. 2x eksi 5. Y eşittir 2x eksi. Bunun kökü nedir? 5 bölü 2 değil mi? Bak x artı 5 bölü 2 yazarım. Şuradaki bana kökü verecek biçimde davranırım. Ve bu da benim fonksiyonum tersi olur. Ama merak etmeyin. Şurada ekstra yöntem dediğim yöntemde çok daha basit bir şekilde bulacaksın bunu. Devam. F fonksiyonunu tanımsız yapan değer. Şimdi tanım kümesinden çıkarılan değerdir değil mi? Şu da madem f'in tersi fonksiyonunu bulduğum takdirde şu taraf bana neyi veriyordu? Artık f'in tersinin tanım kümesi oluyordu. Demek ki bu da a bölü c madem tanım kümesinden f'in tersinin tanım kümesinden çıkarılmış. Bu da f'in tersi fonksiyonu tanımsız yapan değerdir. Yani eğer sana sorunun içerisinde şöyle bir tanım kümesi böyle de bir değer kümesi verdiyse diyeceksin ki tamam şurada çıkardığı değer istemediği değer fonksiyonu tanımsız yapıyor. Burada çıkardığı ve istemediği değer de fonksiyonun tersini tanımsız yapıyor diyeceksin. Bu da cepte. Eğer ki senin fonksiyonun ax artı b bölü cx artı d biçimindeyse sen bunun tersini kolay bir şekilde şu şekilde alacaksın. a ile d'nin hem yerini değiştireceğim, hem de işaretini değiştireceğim. Artıysa eksi eksi ise artı yapacaksın. Bak buraya d burada artı d'ydi buraya geldi eksi dx. A burada artı A'ydı. Buraya geldi. Eksi A olarak geçti. B ile C x'in yerleri değişmedi fx buyken tersi bu oldu. Umarım anlaşılmıştır. Peki bir diğer özelliğimize verelim. Fonksiyonun tersiyle alakalı artık işlemsel özellikleri vereceğiz. Ve bundan sonra da sorulara geçeceğiz. f a b eşitse ancak ve ancak f'in tersinde b de a'ya eşittir. Yani sen b'yi buraya a'yı buraya alınca burası ters fonksiyondur. Bir fonksiyonun Tersinin tersi yine kendini verir. Fonksiyonun tersini aldın. Evet onun da tersini alırsan gene ayrı fonksiyonu bulmuş olursun. Ve f bileşke f'in tersi sen nasıl ki 5 beş sayısıyla 5'in çarpma işlemine göre tersini çarpınca birim elemanı buluyorsun. Yani etkisiz elemanı buluyorsun ki dün bahsetmiştim. O halde fonksiyonla fonksiyonun tersini bileşke işlemi altında işleme tabi tutarsan da Yine birim elemanı, etkisiz fonksiyonu, etkisiz e, fon, e, elemanı bulmuş olursun. Yani birim fonksiyonu bulmuş olursun. Ve son olarak bu önemli bak. Hep de unutursun bunu ama asla unutma bundan sonra. F bileşke G'nin tersi nasıl alınıyordu? Böyle 50 soruda bir karşına gelir. Sen de 50 soruda bir unuttuğun için bunu sürekli durmadan durmadan ya hata yaparsın ya da e, eskileri karıştırırsın. Dersin ki bu nasıldı bu nasıldı birilerine sorarsın. Sorma. F bileşke g'nin tersi. Ne diyorum? Hem yerini değiştiriyorum hem de terslerini alıyorum. Yani g'nin tersi bileşke f'in tersine eşit olmuş oluyor bu da. Şimdi seninle birlikte sorularımıza başlayalım. Tersini bul demiş. Şimdi bak. Ne yapıyorduk? Şurası aslında y eşittir x küp eksi 2 idi değil mi? Bu birinci yöntem. Şuna x diyordum. Buna y diyordum. Ve y'yi yalnız bırakıyordum. Eksi 2'yi sol tarafa gönderirsem y küp eşittir x artı 2 olur. Her iki tarafın küp kökünü alırsam y eşittir küp kök x artı 2 olur. Ve y dediğim şey artık f'in tersidir diyeceğiz. Bak f'in tersini buldum arkadaşlar. Küp kök x artı 2'ymiş. Hocam sizin göstereceğiniz bir yöntem vardı. Evet ikinci yol değil. Ve benim tercih etmenizi önerdiğim yol. Eğer fonksiyon içerisinde bir tane x değeri varsa ki iki tane olduğu zaman da ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bir tane x değeri varsa buradaki gibi bak sadece burada x var. Şunu yapıyorsun. Fonksiyonda x'e uygulanan işlemleri adım adım yazıyorsun. Bak, çok büyük fonksiyonlarda çok çok işine yarar bu yöntem. İlk olarak ne yapılmış? E, x'in küpü alınmış abi. Küp al dedim. İkinci olarak bunlar 2 çıkarmış. 2 de çıkaracağız. Şimdi geldik buraya. Ben tersten başlıyorum ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yapıyorum. 2 çıkarmanın tersi nedir? 2 eklemektir. Küp almanın tersi nedir? Küp kök almaktır. Bu da bana f'in tersini direkt olarak verir. Umarım anlaşılmıştır. Geçtim b'ye. Şimdi burada dikkat et. 2 tane fx var ha. Ne alacağız? Şöyle yapacaksın. Şu eksi 1'i şu tarafa atalım. Tamam mı? Eksi fx de bu tarafa atalım. Böylelikle x çarpı fx artı fx eşittir 5x artı 1 gelecektir. Şimdi burada iki tane fx olduğu için orayı bir derleyip toparlama adına fx parantezine alalım biz bunu. fx parantezinde şurada ne kalır? x artı 1 kalır. Bu da bana 5x artı 1'i verir. E hocam bu burada çarpım durumunda. Evet güzel kardeşim o zaman ben bunu karşıya bölüm olarak gönderirsem fx yalnız kalmış olur. Yani 5x artı 1 bölü x artı 1'i elde etmiş oluruz. Diye. Ama unutma ki bana terslerini bul demişti. Ben şu an f'i buldum. Hadi gel bir de tersini bulalım. F'in tersinde x. Nasıl bulunuyordu bunların tersi ax artı b bölü cx artı d biçimindekilerin? 5 ile 1'in hem yerini değiştireceğim. Hem işaretini değiştireceğim. 1'in işareti değişmiş hali eksi 1'dir. O zaman eksi x artı 1 diyeceğim. Bak 1 ile x burada sabit. Bölü x 5'i e de buraya alırsam eksi 5 diye geçer. Eksi x artı 1 bölü x eksi 5 bana ters fonksiyonun kuranını verir gençler. 246. sayfamızın sağ üst tarafındayız ve bu fonksiyonların terslerini bul demiş bize. Şimdi bak hiç fx'e e, x diyeyim x'e de y diyeyim sonra y'yi yalnız bırakayım sonra bana bu gelsin demeyeceğim. X'e uygulanan işlem ne burada? Bir tane işlem uygulanmış. 2 eklenmiş. O zaman sen tersten başlayıp anti işlemi uygularsan X'ten sadece 2 çıkarınca fonksiyonun tersini bulmuş olursun. Geldim B'ye. İşlemler neler? 1, 2 eklenmiş. 2, 3 çıkarmış. Şimdi ters işlemleri yap bakayım. 3 çıkarmak yerine 3 ekle. 2, i̇ki, pardon. 2 ile çarpmış arkadaşlar. 2 ekle mi yazdım ben oraya? Çok özür dilerim. 2 ile çarpmış. Güzel. 3 çıkarmak yerine 3 ekledim. 2 ile çarpmak yerine 2'ye böldüm. Ve bu bana fonksiyonun tersini vermiş oldu. Geldim C'ye. Ne yapmış? 5'e bölmüş. O zaman ben ne yapacağım? 5 ile çarpacağım. İşte sana F'in tersi. Geldik buraya x artı 2 bölü x eksi 5. Aa hemen bunun kuralı vardı. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı eksi 5. 1 ile eksi 5'in hem yerini hem işaretini değiştireceğim. Eksi 5 buraya artı 5 olarak geçecek. 5x artı 2 bölü x. Bak buradaki 1 aşağı tarafa eksi 1 diye geçecek. Bu da bana fonksiyonun tersini vermiş olacak. Geldim buraya. Hocam burada 4 var, burada 3 var. Evet o zaman hem yer hem işaret değiştir. Eksi 3x artı 1 bölü x eksi 4 bize cevabın ta kendisini verir. F'in tersinde x buymuş. Şimdi geldim bir alt tarafa. Şurada 5x artı 0 var mı? Var. O zaman hem 3'ün hem de 0'ın hem yerini hem işaretini değiştireceğim ki 0'ın işareti değiştirilmişse de zaten 0 yapar. 0 kere x 0 gelir. O halde üst tarafta sadece 2 kaldı. Alt tarafta da 5x eksi 3'ümüz oluştu. İşte sana f'in tersi güzel kardeşim. Evet böylelikle 246'yı bitirdik. 247. sayfamıza geçtik. 70. örnekteyiz. Diyor ki bana r eksi 1 bölü 2'den r eksi 2'ye tanımlı bir tane fx fonksiyonu var. x fx artı 3 bölü 2 fx eksi 4'e eşit. f'in tersinde 5 soruluyor. Şimdi bak bu var ya tam uyanıklık sorusu. Başka bir şey değil. Tam uyanıklık sorusu. Normal şartlar altında fx'i bu tarafta veriyordu. Sana da burada işte diyordu ki ax artı b bölü cx artı d falan diyordu. Sen burada işte çeşitli yöntemlerle f'in tersini falan buluyordun ama f'in tersini bulmak için temel amacımız neydi? Bak şimdi yukarı doğru çıktım. Şurada nasıl anlatmıştım ben sana f'in tersini bulmayı? x yerine y, y yerine x yazılıyor. Sonra sen y'yi yalnız bırakıyorsun. Ama sen zaten x yerine y yazmıştın. Y'yi yalnız bırakınca aslında fonksiyondaki x'i yalnız bırakmış oluyorsun. Doğru mu? Doğru. Peki bu adam burada ne yapmış? İkisi zaten yalnız bırakıp sana vermiş. He. He. O zaman bu zaten fonksiyonun tersidir. Yani sen artık f'in tersinde x'e şunu yazabilirsin. X'i yalnız bıraktığına göre. Şunlara x de x artı 3 bölü 2x eksi 4'müş arkadaşlar zaten f'in tersi. fx gördüğün yere x yazdın. Şu da f'in tersi oldu. E tamam f'in tersinde 5 sorulmuş o zaman yerine yazacaksın. F'in tersinde 5 eşittir. 5'e 3 ekledim 8. 2 kere 5 10. 4 çıkardım 6. 8 bölü 6 da bana 4 bölü 3'ün ta kendisini verir. Geldik 71'e. Diyor ki bak. Fonksiyonu tanımsız yapan değer m. m Tersini tanımsız yapan değer n. Şimdi fonksiyonumuz zaten bu. Bir de gel bir de f'in tersini bulalım seninle. Nasıl buluyorduk? Kesir çizgimizi attık buradaki 3 ile 1'in hem yerini hem işaretini değiştiriyorum. Eksi x eksi 4 bölü 2x eksi 3 yazıyoruz. Şimdi fonksiyon bu. Bunu tanımsız yapan değer paydayı 0 yapan değerdir. Bundan kaynaklı da 2x artı 1'i sen gidersin 0'a eşitlersin. x kaç gelir? Eksi 1 bölü 2. Demek ki tanımsız yapan değerimiz eksi 1 bölü 2'ymiş fonksiyonu. E fonksiyonu tanımsız yapan değeri m dediysem işte m artık eksi 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Geldim tersine. Fonksiyonun tersini tanımsız yapan değer paydasını sıfırlayan değerdir. Bundan böyle 2x eksi 3 eşittir 0 deriz. x de 3 bölü 2 gelir. Peki tersini tanımsız yapan değer ne ise n de 3 bölü 2'dir. Hemen yazdım. Benden ne istemişti hocam? m ile n'yi çarp demiş. O halde eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi çarpacağım. Ve cevaba eksi 3 bölü 4'ün ta kendisidir diyeceğim. 72 fx demiş 3x artı 7 ve g'nin tersinde x küp artı 2 de x artı 5'e eşitmiş. Bizden istenene bakalım. F'in tersinin tersinde 5 yani F5. Çünkü F'in tersinin tersi F'tir. G'nin tersinin tersi de G'dir. F5 ile G4'ü topla demiş bize. F5'i bulmak kolay. Şurada 5'i yerine yazarsam F5 gelir. 3 kere 5 15. 7 ekledim. E hocam burası 22. Artı Şimdi G4 lazım. İyi dinliyorsun. G4 lazım ama bana Gx fonksiyonunu vermemiş. G'nin tersini vermiş. O halde ben şöyle derim. X artı 5'i şuraya. X küp artı 2'yi buraya yazarsam. Ben Gx artı 5'i bulmuş olurum. Sonuçta tersinin tersini alacağım ya. Yer değiştirdiğim için bir ters daha alıyorum. Eşittir x küp artı 2 olacaktır. Bu durumda. g 4 elde etmek için x gördüğüm yere eksi 1 yazmalıyım ki burası 4 gelsin. Demek ki x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in küpü eksi 1. 2 ekledim bana 1'i verdi. Yani g 4 1'miş. O halde burası da 1 ise toplamları 23'ün ta kendisidir. Bu da bize cevabın ta kendisini verir. Geldik 73'e. E hocam diyor ki bana. F bileşke F'in tersi. F ile F'in tersini bileşke altında işlemese sokarsam bu bize birim fonksiyonu verir. Açıkçası birim fonksiyon da etkisiz eleman olduğu için. Cort gider ve sadece 7 kalır elimizde. Burada da diyor ki f'in tersiyle f'i işleme sok. E bu da gider. Ne kaldı geriye? 2m eksi 4 kaldı. Eşittir karşı tarafta 3m eksi 5'imiz varmış. Artık bir basit birinci dereceden denklem oldu burası. m eşittir. 7'den 4'ü çıkardım. 3 eksi 5'i bu tarafa atarsam 8 gelir. m 8'in ta kendisiymiş. Sağ üst taraftayız 74'te. Diyor ki bana F2x artı 3 G'nin tersinde 12 8'i 13 ise G bileşke F7 kaçtır? Şimdi F7'yi bulmak için ben X gördüğüm yere 2'yi yapıştırırım. Böylelikle F7'yi bulmuş olurum. F7 ise bana X gördüğüm yere 2'yi yapıştırdığım için G'nin tersinde 2 kere 10 20 13 çıkardım 7'yi verir. F7 G'nin tersinde 7'ymiş. Şimdi Benden g bileşke f7 istenmişti ya. Yani açıkçası g'nin içerisine f7 yaz demişti. E ben burada f7'nin ne olduğunu buldum. g'nin tersinde 7 olduğunu buldum. E şuraya bakıyorsun g ile g'nin tersi işleme girmiş. E birim eleman gelecek. O halde cevabımız 7'dir deriz. 75'teyiz. Böyle bir fonksiyon var ve diyor ki f bileşke fx x'e eşittir. Oradaki x, oradaki x X diye görmeyeceksin sen onu. Buradaki X nedir biliyor musun? Birim fonksiyondur. I'x'tir. Yani ben F ile yine F'i işleme sokunca birim fonksiyon geliyorsa demek ki ben şunu anlıyorum. Demek ki Fx fonksiyonu kendi tersine eşit olan fonksiyonmuş. Böylelikle açıkçası burası f bileşke f'in tersinde de x olursa sadece x oluyordu biliyorsun. Demek ki f ile f'in tersi birbirine eşit. O halde ben f'in tersini bulurum. F'in tersinde x ee, M ile 3'ü yer, yer, değiştirirsem eksi 3M pardon özür dilerim. Eksi MX artı 2 bölü 2x eksi 3 olur. E bu da fonksiyonun kendisine. Yani 3x artı 2 bölü 2x artı m'ye eşitse. Bak şimdi buraya. M kaçmış? Hop. Eksi 3'müş. Ya da 3 kaçmış? Eksi m'ymiş. Böylelikle m'nin eksi 3 geldiğini görürüz. M eksi 3 ise şurası. 5 eksi 3 ekle 2. F'in tersinde 2 soruluyor bize. Şimdi ister f'in tersinde yaz ister f'de yaz çünkü f, f'in tersine eşitti zaten. Şurası eksi 3 ise madem bu da f'in tersiydi zaten çünkü eşitlerdi. Getir 2'i burada yerine yaz. 3 kere 2, 6. 2 ekledim, 8. 2 kere 2, 4. 3 çıkardım, 1. 8 bölü 1'den bu bana 8'in ta kendisini verir. 76. Kazanın bakış. F ile g. Birebir ve örten fonksiyonlardır. Bak şunu da sakın unutma. Sınav taktiğidir. Ben sana söyleyeyim. Sen ister kullan ister kullanma. Ama aklının bir köşesinde mutlaka dursun. Soru eğer bu şekilde birebir ve örtenlikle başlıyorsa o soru yüksek ihtimalle ters fonksiyon sorusudur. Çünkü bak düşün şurada vermemiş tersi. Burada vermemiş sadece şurada bir yerde sormuş. Ters fonksiyon sorusu eğer bunu da vermemiş olsaydı ters fonksiyon sorusu olduğunu nereden anlayacaktın sen? Birebir ve örtenlikten. Çünkü bir fonksiyonun unutma, tersinin de fonksiyon olabilmesi için şartımız o fonksiyonun birebir ve örten olmasıydı. Bundan kaynaklı da birebir ve örtenliği veriyor ki sana tersini bulurken soruda hata olmasın. Sırf bundan kaynaklı veriyor. O halde F bileşke G'nin tersinin tersi nedir? Bununla bunu hem yer değiştiriyorsun hem terslerini alıyorsun. Yani G'nin tersinin tersi bileşke F'in tersinde 3 soruluyor. Bize. Peki sorum şu sana. G'nin tersinin tersine. E hocam G. Demek ki G bileşke F'in tersinde 3 soruluyor bize. Peki. Şimdi F'in tersinde 3 lazım bana. E sen F3x-1'i biliyorsun. İkisi buraya. Bunu buraya atarsan ne olur? F'in tersinde X eşittir 3x-1 olur. Şimdi buna bunu yerleştirince burası ters oluyor. Peki F'in tersinde 3 lazımdı. Buraya 3'ü yazarsam 3 kere 3. 9, 1 çıkardım 8'i verir. Yani F'in tersinde 3 kaçmış? 8. Şimdi bana ne gerekiyor? G8. G8'i bulursam cevap da bulurum. Peki G8'i bulmak için bak G fonksiyonu burada belli zaten. X gördüğüm yere 6 mı yazmalıyım? Böylelikle G8 elde ederim. G8 eşittir. 6 yazıyordum. 6'nın küpü 216 yapar. Cevabımız da budur deriz. Şimdi gençler 247. sayfamızda bitirdik. Tamam. İkinci sayfaya dedik. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam 248'de tek soru var. 77. kazanım bakış. Arkasından fonksiyonlarda grafik yorumuna geçeceğiz. Fonksiyonlarda grafik yorum önemli. Sakın ha son dersi kaçırma. Öncelikle f fonksiyonunun tanım kümesi burası demiş. Değer kümesi de burası. Görüntü kümesi de burası. Peki. Görüntü değil bu. Değer. Daha sonrasında demiş ki kuralı da bu. F'in tersine 27 kaçtır? Şimdi hocam. F'i vermiş bize. Tersini nasıl bulurum? Bak sakın ha unutma. F'in F'in şu şekilde. X kare artı 4x demiş ya. X artı 2'nin karesi. Nedir bu? X kare artı 4x artı 4'tür değil mi? Buna benzedi mi? Benzedi. Ama eksi 5 istiyordu. Biz artı 4 bulduk. O zaman ne yaparım? Bir de 9 çıkarırım ki burası eksi 5 gelsin. Demek ki ben bir de 9 çıkaracağım. Şimdi bak. Fx'in kuralı bu oldu mu? Oldu. Ben bunun tersini hesaplayabilir miyim? Hesaplarız. Birinci işlem x'e uygulanan ne yapmış? 2 eklemiş. 2 ekle. İkinci işlem karesini almış bunun. Kare al. Ve üçüncü işlemde nedir? 9 çıkarmış. 9 çıkar dedim. Şimdi ben bütün işlemlerin tersten gidiyorum ve anti işlemlerini yazıyorum. 9 çıkarmak yerine 9 ekliyorum. Kare almak yerine karekök alıyorum. 2 eklemek yerine de 2 çıkarıyorum. Şimdi artık fonksiyonumun Tersini bulmuş oldun mu? Evet hocam, tersini bulduk. Benden f'in tersinde 27 isteniyorsa şuraya getiririm 27'yi çakarım x gördüğüm yere. E madem öyle burada da çakacağız. 27'ye 9 ekle 36. 36'nın karekökü E hocam 6. 6'dan 2 çıktı E hocam 4 geldi. Bak direkt cevabı buldun. Farklı bir şekilde yapılabilir mi? Yaparız hocam, sen iste yeter ki. Şimdi iyi dinle. Ben diyorum ki madem f bu f'in tersinde bak bunu çözüyorum şu an tamam mı? f'in tersinde x kare artı 4x eksi 5 de bana x'i verir. Şimdi ben şurayı 27 yapmayı başaracak olursam cevabı da bulurum. x kare artı 4x eksi 5'i 27'ye eşitledim bunu bu tarafa salladım. x kare artı 4x eksi 32 oldu eşittir 0 dedim. Ben burayı x'e x burayı da artı 8'e eksi 4 diye açarsam x'lerimiz bir eksi 8 gelir bir de artı 4 gelir. Bak cevap x olacaktı. F'in tersinde 27 direkt cevabı verecek x. Ya cevap o zaman ya eksi 8 ya 4. E ben direkt burada 4'ü bulmuştum. Bu eksi 8 de nereden geldi? Eksi 8 de şöyle eleyeceksin. Hocam ben fonksiyonda x gördüğüm yere yazacağım elemanlar bana burada belirtilmiş. Eksi 2 ile sonsuz arasında olmak zorunda diyor. Peki eksi 8 burada var mı? Yok. İşte bu yüzden elersin. Cevabı da 4 dersin. Ama benim garanti yöntemim tabii ki de bu. İlk yaptı. Şimdi bunu da yazdıysanız ben burayı sileceğim. Durdurun hemen yazın yazmak istiyorsanız. Şimdi şurayı da sildim. F'in tersinde kuralını bul demiş. Zaten kuralı buradaydı. F'in tersinde x eşittir. x artı 9'un karekökü eksi 2'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve artık fonksiyonlarda grafik yorumuna doğru geçebiliriz. Tabii ki bu diğer videonun konusu sevgili gençler. Evet. arkadaşlarım fonksiyonların 5. dersini de sizle beraber bitirdik. E, 25-26 dakikalık bir ders oldu. Tatlı bir ders oldu gençler. Fonksiyon tersi ile alakalı güzel bilgiler, güzel yöntemler de verdik ki bu ters alma yöntemi logaritmik fonksiyonlarda, mutlak değerli fonksiyonlarda, üstel fonksiyonlarda, trigonometrik fonksiyonlarda her yerde işine yarar. Dolayısıyla bu yöntemi biz zahmet aklında tut tamam mı? Yani hani şey yapıyorduk ya 1, 2, 3, 4 diye numaralandırıyoruz ya orada x'e uygulanan işlemleri. Bazı logaritmik fonksiyonlar gelecek 7 tane falan işlem olacak. İşte onların terslerini almak zor. Bundan kaynaklı da bu yöntem senin hayat kurtarıcı yöntemin olacak. Aklında bunuz. Evet. Artık lafı daha fazla uzatmayalım. Sonraki dersimizde fonksiyonların son dersinde, konu anlatım dersinde görüşürüz. Ve sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.